Değerli velilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Ben 15 Temmuz Milli Birlik İlkokulu Rehber Öğretmeni, Okul Psikolojik Danışmanı Tuğba Erdoğan. Bugün sizlere okula uyum konusunda bir bilgilendirme semineri yapmak istiyorum. Gönül isterdi ki seminerimizi okulumuzda gerçekleştirelim, yüz yüze bir şekilde yapalım. Ancak içinde bulunduğumuz pandemi sürecinden dolayı seminerimizi yüz yüze gerçekleştiremiyoruz ve sizlere bir video çekimi yaparak ulaşmaya çalışıyorum. Evet, çocuklarımızın okul hayatına ilk adımlarını atacakları şu günlerde endişelerinizi hafifletmek ve kafanızdaki soruları bir ölçüde de olsa giderebilmek amacıyla bu bilgilendirme seminerini yapma ihtiyacını duydum. Okula başlama çocuğun yaşamındaki en önemli dönüm noktalarından birisi, okula uyum sürecinin kolay ve sancısız gerçekleşmesi çocuğun hem okul yaşamı hem de sosyal yaşantısı için son derece önem taşımaktadır. Okula uyum sürecinde çocuğunuzun kaygı duyması çok normal bir durumdur. Aile ortamının dışında farklı, belirsiz bir ortamda bulunmaları endişelenmelerine neden olabilir. Kafalarında birçok soru işareti vardır bu dönemde çocukların. Annem geri gelecek mi? Öğretmenim beni sevecek mi? Arkadaşlarım olacak mı? Beni kim tuvalete götürecek? Okulda kaybolur muyum? Ve içinde bulunduğumuz pandemi süreciyle beraber bu sorulara eklenen tabii ki farklı sorularımız da olacak bu süreçte. Acaba okulda mikrop kapar mıyım? Acaba okulda hastalanır mıyım? Arkadaşlarımda ya da okulumda COVID olan bir arkadaşım var mıdır? Gibi sorular da bu dönemde çocukların kafasında kaygı oluşturabilecek sorular arasında yer almaktadır. Ancak şunu unutmamalıyız. Çocuklar yeni şartlara, biz büyüklerden, yetişkinlerden çok daha kolay ve rahat uyum sağlarlar. Bu süreçte size güvenmeleri, sizi yanında hissetmeleri onların en önemli yardımcısı olacaktır. Anne babaların okula uyum sürecinde bazı şikayetleri olur çocuklarla ilgili. Çocuğum çok korkuyor, endişeleniyorum. Çok ağlıyor, bir türlü sakinleştiremiyorum. Okula gitmek istemiyor, reddediyor, inatlaşıyor. Karnı ağrıyor, başı ağrıyor, iştahı yok. Yanında olmayınca sınıfa girmek istemiyor. Okula gitmeyeceksin deyince şikayetleri kesiliyor. Sürekli evde kalmak istiyor, hep yanımda olmak istiyor. Evet, çocuğumuzun eğitim kurumuna başladığı ilk günlerde uyum güçlükleri yaşaması beklendik bir durum. Bazı çocuklar okula ilk başladıkları dönemde uyum sorunu yaşarken bazıları önce iyi başlayıp belirli bir süre sonra da tepki verebiliyorlar. Bunların hepsini doğal karşılıyoruz ve özellikle de bu sürecin geçici olduğunu bilmenizi istiyoruz. Çocuğun okula alışma sürecini güçleştiren durumlar. Çocuğunuzun yeni bir kademeye başladığı bu dönemde sizlerin davranış ve tutumları çocuğunuzun okul yaşantısı üzerinde belirleyici olacaktır. Bu dönemde ailelerin sıklıkla yaptığı ve çocuğun okula alışma sürecini olumsuz şekilde etkileyebilen bazı durumlar vardır. Sizlerin bu davranışlar konusunda dikkatli olmanız çocuğunuzun okula geliş sürecinde büyük önem taşımaktadır. Çocuğun okula alışma sürecini güçleştiren durumlar nelerdir? Çocuğun ayrılmakta zorlandığı bir yetişkin tarafından okula getirilmesi. Yani çocuğunuz anneye ya da babaya hangisine daha bağlı durumdaysa o kişi tarafından okula getirmesi okula uyumu zorlaştırabiliyor. Okulda vedalaşma sürecinin çok uzun ya da çok kısa tutulması, çocuğu okula bırakan ailenin çocuktan bir türlü ayrılmak istememesi, çocuğun öğretmen ve okulla ilgili korkutulması, velinin çocuğa okulda sıkıldın mı, korktun mu gibi olumsuz ifadeler kullanarak sorular sorması, ev ve okul ortamını kıyaslayarak okulun daha resmi ve kuralları olan bir yer olduğunu daha çok vurgu yapması, çocuğun okula alışması ile ilgili kaygıların aile tarafından çok fazla dile getirilmesi, çocuğun okulda geçireceği saatler için aile bireylerinin çocuğun yanında planlamalar yapması, aile bireylerinin çocuğun okula gitmesi konusunda tutarsız ve kararsız davranışlar sergilemesi okula uyum sürecini güçleştiren durumlar arasında. Aşağıda bir takım ifadeler var gördüğünüz gibi ekranda. Bu ifadeleri kullanmaktan okula uyum sürecinde kaçınmalıyız sevgili veliler. Eğer ağlarsan bak giderim. Sen artık büyüdün, bebekler ağlar. Ağlayacak ne var? Bak kimse senin gibi ağlamıyor. Ağlarsan akşama gelip seni almam. Sen çok akıllı bir çocuksun. Neden ağlıyorsun?
Ya da ağlamadan sınıfına gidersen istediğin bir şeyi sana alacağım. Böyle davranırsan bu okulda kimse seni sevmez. Galiba sen okula alışamayacaksın. Acaba bugün başlamasa mı? Öğretmenini sevmedin mi? Neden okula gitmek istemiyorsun? Gibi ifadeler, sorular maalesef ki okula uyum sürecini çok olumsuz etkiliyor. Bu tarz ifadelerden kaçınmamız gerekiyor değerli veliler. Peki nasıl davranacağız? Evde rahat yetişen, kural tanımayan çocukların okula uyum sağlamaları oldukça zorlaşıyor. Evde her istediği yerine getirilen çocuk, okulda bu isteklerinin yapılmadığını fark edince okuldan soğuyabiliyor ve ev ortamını özleyebiliyor. Bu nedenle evde aşırı hoşgörülü ve kuralsız bir ortamın olması çocuğun okula uyum sağlamasını zorlaştırıyor. Aşırı koruyucu ve aşırı hoşgörülü tutum takınarak sorumluluk almasını engellememek gerekiyor. Yani çocuğumuza yaşına uygun yapabileceği sorumlulukları, görevleri vermemiz, üstlenmesini sağlamamız lazım. Çocuklar sorumluluk aldıkça, aldıkları sorumlulukları yerine getirdikçe başarı duygusu yaşarlar ve kendilerine olan güvenleri artar ve daha bireysel olmaya başlarlar. Bu nedenle okula uyum da bu sorumluluk alma durumu önemli bir etkendir. Yine çocuğunuz okulda hep kuralların olduğunu ve istediği gibi davranamadığından şikayet ediyorsa, kuralların bizim rahatlığımız için var olduğu anlatılmalıdır. Sınıftaki kurallar sen ve arkadaşlarının daha çok, daha güzel etkinlik yapmanıza, daha rahat öğrenmenize yardımcı oluyor. Eğer kurallar olmasaydı sınıfta çok gürültü olabilirdi ve bu seni rahatsız edebilirdi gibi cümlelerle çocuğunuzu rahatlatabilirsiniz. Okul alışverişini çocuğunuzla birlikte yapmaya çalışın. Tabii ki içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde çok rahat çocuklarla beraber alışveriş yapamayabilirsiniz. Ama hiç değilse onun beğendiği şeyleri ön planda tutmaya gayret edin. Onun istekleri doğrultusunda sevdiği, hoşuna giden malzemeleri almaya çalışın. Bu çünkü çocuğun sürece katılmasını sağlar, onları zevkle kullanmasını sağlar. Yine okulda neler yapacağını ben de çok merak ediyorum gibi cümleler kullanarak çocuğun okulla ilgili merakını pekiştirebilirsiniz. Okula gitmesi konusunda ailenin tüm üyeleri tutarlı tutum takınmalı. Çocuğa güven verilerek çocuk cesaretlendirilmelidir. Okulla ilgili önemli bir sorun ya da hastalık durumu olmadığı sürece çocuğun okulda olması sağlanmalıdır. Şimdi burada içinde bulunduğumuz pandemi süreci tabii ki bir takım tedbirleri de beraberinde getirdi değerli veliler. Çocuğumuzun sağlık durumunu çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çocuğun okula gitmesine karar verdiysek, çocuğumuz okula başlayacaksa, biliyorsunuz ki içinde bulunduğumuz bu süreçte okula çocuklarımızı gönderme konusunda herhangi bir zorunluluğunuz bulunmuyor. Tamamen sizin isteğinize bağlı olarak çocuklarınızı okula gönderiyorsunuz. Ve çocuğunuz eğer okula göndermeye karar verdiyseniz, herhangi bir özel sorunu yoksa, herhangi bir hastalık durumu yoksa ve biz çocuğumuzu okula gönderme konusunda karar verdiysek çocuğun okulda olması mümkün mertebe sağlamamız gerekiyor. Çocuğun okula uyumunu sağlayabilmek için bir düzen oluşturulması gerekiyor. Ve bu düzende tutarlı davranılması, çocuğun düzenli olarak okul ortamında bulunmasını sağlanması önemli. Ancak tabii ki çocuğumuzda herhangi bir rahatsızlık durumu ya da özel başka bir sıkıntı, sorun varsa o zaman tabii ki o durumlarda çocuğunuzu okula göndermeyebilirsiniz. Ancak dediğim gibi herhangi bir sorun, herhangi bir hastalık durumu belirtisi yoksa çocuğunuzun okulda olmasını sağlanmanız hem okula uyumunu hem de öğrenme sürecini hızlandıracaktır. Okulda ne kadar zaman geçireceği konusunda, geliş gidiş saatleri konusunda somut ifadeler kullanarak çocuğu bilgilendirmelisiniz. İşte kahvaltıdan sonra okula gideceğiz, derslerden sonra seni alacağım gibi ifadeler kullanabilirsiniz. Okula tüm çocukların belli zaman aralıklarında geldiğini, dersler bitince de mutlaka evlerine gittiğini, hiçbir çocuğun okulda kalmadığını anlatabilirsiniz çocuğunuza. Çocuklar için en önemli şey güvendir. Çocuklara güven verilmelidir. Çıkışta seni alacağım, beni göreceksin, kapıda olacağım gibi cümlelerle çocuk sakinleştirilebilir. Çocuğunuzu okuldan alırken tam zamanında okulda olmaya özen gösterin lütfen. Çünkü bir dakikalık belki de geç kalmanız demek, çocuğun alma konusunda geç kalmanız demek, çocuğun uyumu konusunda ciddi sorunlar yaşamanıza sebep olabiliyor.
Uyum sürecinde çocuğa karşı anlayışlı, destekleyici olunması gerekiyor. Sabırlı olacağız, sinirlenmeyeceğiz. Zorlayacak bu süreç belki sizi. Kimi çocuk çok çabuk alışabilir ama kimisi çok çabuk alışamayacak ve sizi zorlayan süreçler geçirebilirsiniz. Ama sinirlenerek, bağırarak, kızarak, tehdit ederek, şiddet uygulayarak bu süreci doğru şekilde atlatamayız. O yüzden sabırlı olacağız, sakin olacağız. Ona okulun amacını anlatacağız. Çocuğumuzu ağlıyorsa gözyaşlarıyla alay etmeyeceğiz. Çocuğumuzun zihninde okulla ilgili olumlu bir görüntü oluşmasını sağlayacağız. Okuldan söz ederken okulun çocuklar için düzenlenmiş özel bir yer olduğu, orada çocukların çeşitli işte etkinlikler yaptığı, okuma yazma öğrendiği, oyunlar oynadıklarını, okulun yeni arkadaşlar edinmek için çok hoş bir ortam olduğunu anlatmak, okulla ilgili olumlu mesajlar vermek çocuğa çok önemli. Okula gelmeden bir önceki gün çocuğumuzun zamanında uyumasına lütfen sağlayın. Sabahları okula gitmeden önce mutlaka birlikte kahvaltımızı yapın. Çünkü okulda su dışında herhangi bir yeme faaliyeti gerçekleştirilmeyecek. Aceleci, telaşlı olmayın. Hadi 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 diyerek böyle panik halinde okula götürmeyin çocuğunuzu. Okula bırakırken vedalaşma sürecine lütfen dikkat edin. Vedalaşmaları kısa tutmanız önemli. İşte hızlı bir öpücük verip çocuğunuzu işte kucaklayıp ona okul kapısında güvenli bir şekilde içeriye girdiğinden emin olduktan sonra oradan uzaklaşmanız lazım. Tekrar tekrar dönüp arkanıza bakmak, işte el sallamak, öpücük atmak, oradan bir türlü ayrılamamak çocuğunuzun okula uyum sürecini olumsuz etkileyecektir. Çocuğun kendini terk edilmiş, yalnız, değersiz hissetmesine yol açacak davranışlardan kaçınmalıdır. Bazen aileler şunu yapabiliyorlar, çocuğu kandırabiliyorlar. İşte ben seni burada bekleyeceğim diye çocuğu böyle öğretmene verdikleri anda çocuğa söylemeden, haber vermeden kaçıp gidebiliyorlar. Bu tabii ki çocuğun kendisini terk edilmiş hissetmesine ve size olan güveninin zedelenmesine neden oluyor. O yüzden böyle bir davranışı kesinlikle yapmıyoruz. Aşırı sert, sürekli suçlayıcı tutum sergilememelisiniz. Korkutma, tehdit, şiddet, yargılama gibi tavırlar içerisinde olmamalısınız. Yine çocuğumuzu okulla ve öğretmenle korkutmamalıyız. Okula gitmezsen yok, öğretmenin kızar. Ağlarsan sana kötü çocuk derler. Seni okula almazlar. Seni bebeklerin gittiği sınıfa verirler gibi ifadeleri kesinlikle kullanmamalıyız bu süreçte. Çocukla empati kurarak onu anlamaya çalışmanız önemli. Bu sıkıntılı durumun geçici olduğu, kendisiyle aynı durumda olan başka çocukların da olduğunu anlatmalıyız. Onunla gününün nasıl geçtiği hakkında konuşmak hem çocuğumuzu hem sizi rahatlatabilir. Peki bu konuşmayı yaparken de neler sorduğumuz önemli. Çocuğumuza işte öğretmenim bugün sana kızdı mı, sana bir şey dedi mi, sana kötü davranan oldu mu gibi ifadelerle yaklaşırsa bakın hepsi olumsuz soru kalıpları ve bunlar olumsuz bir algıya sebep olacaktır. O yüzden bugün okulda ne yaptın, sınıfta en çok ne yapmaktan hoşlandın, okulda öğrendiğin oyunları benimle de oynar mısın? İşte okulda öğrendiğin şarkıları birlikte söyleyelim mi? Senin gibi küçükken okula gittiğimde yaşadıklarımı seninle paylaşmamı ister misin? Gibi sorularla iletişime başlatıp sürdürebilirsiniz. Okula uyum sürecinde çocuğunuzun yaşayabileceği kaygıları, zorlukları, öğretmeni ve arkadaşlarıyla ilgili olumsuz yorumlarınızı lütfen çocuğunuzun yanında konuşmayın. Bunlar çocuğu olumsuz etkileyecektir. Olabilir, sıkıntılarınız vardır ama lütfen bunları çocuğunuza fark ettirmeden, çocuğunuzun yanında konuşmadan bir başkasıyla paylaşın. Çocuğa okul ve öğretmenle ilgili söylenebilecek sözlere, verilen mesajlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Öğretmenine güven duymasını sağlamamız lazım. Her türlü ihtiyacında öğretmeninden yardım isteyebileceğini çocuğumuza anlatmamız lazım. Okulda onu seven öğretmenleri, arkadaşları olacağını bilmek çocuğun güven duygusunu pekiştirecektir, destekleyecektir. Okula başlama döneminin yeni bir eve taşınma, yeni bir kardeşin doğuşu, işte odasını ayırma gibi çocukla ya da aileyle ilgili değişikliklerle aynı döneme denk gelmemesine özen gösterin. Çünkü bunların hepsi bir stres, kaygı faktörüdür. Okulla birleştiğinde kaygıyı daha da artırabilir. Yine çocuğunuza gün içerisinde neler yaptığınızı açıklayabilirsiniz. İşte seni okula bıraktıktan sonra, sen okula gittikten sonra ben de evde işte temizlik yapacağım, yemek pişireceğim gibi ifadelerle gün içinde neler yapacağınızı anlatabilirsiniz.
Sözel olarak dile getirmese de davranış ve yüz ifadelerinizden neler hissettiğinizi çocuklar çok iyi anlıyorlar. Eğer siz çocuğunuzu okula başlatma konusunda bir suçluluk yaşıyorsanız, kaygılarınız, endişeleriniz varsa büyük ihtimalle çocuğunuz bunu hissedecek. Çocuklar bu bilinmeyen karşısında ailesini örnek alıp modelleyeceklerdir. O yüzden çocuğunuzu okula bırakırken yüz ifademizin, beden dilimizin kaygı verici olmadığından emin olup olumlu bir tutum içerisinde olmaya özen gösterin. Unutmayın ki sizin kaygınız çocuğunuzun korku ve kaygısını arttıracaktır. Çocuklarımızı okul yaşantısına hazırlarken onların birer yetişkin gibi davranmalarını bekleyemeyiz. Bazı etkinliklerden çabuk sıkılabilirler, tuvalet ihtiyaçlarını gidermede ilk günlerde özellikle sorun yaşayabilirler. Bunların normal olduğunu unutmayacağız. İlk günlerde davranışlarından dolayı eleştirilmeleri, cezalandırılmaları olumsuz bir okul algısı geliştirmeye neden olur. Olumsuz davranışları eleştirmek yerine çocuğumuzun olumlu davranışlarını pekiştirmek uyum sürecine katkı sağlayacaktır. Asla diğer çocuklarla çocuğunuzu kıyaslamayın. Her çocuğun uyum süreci farklı olacaktır. Becerileri, yetenekleri, ilgileri farklı olacaktır. Çocuğunuzun diğerlerinden farklı ve güçlü yönlerini vurgulamanız çok daha önemli bir süreçte. Eğer çocuğunuz hiç arkadaşı olmayacağıyla ilgili bir kaygı yaşıyorsa, okulda zamanla kendine yeni arkadaşlar bulacaksın. Ayrıca herkes senin gibi okula yeni başladı. Bu konuda öğretmeniniz size yardımcı olacaktır. Birbirinizi tanımaya başladıkça yeni arkadaşların olacak. Onlarla çok güzel oyunlar oynayıp etkinlikler yapacaksın. Tabii ki sosyal mesafe kurallarına uyarak gibi ifadeler kullanarak yol gösterebilirsiniz. Bu konuda kendi yaşantınız varsa bunu mutlaka çocuğunuza paylaşabilirsiniz. Kendi çocukluk hikayelerinizi anlatabilirsiniz. Okul korkusu yaşayan çocuklar okula isteksizliklerini tipik bir şekilde bedensel şikayetlerle ifade edebilirler. Evde kalmak için ailelerini bu konuda ikna etmeye çalışabilirler. Sabahları özellikle, akşam hiçbir şey yoktur ama sabah bir kalkarlar. İşte karın ağrıları, baş ağrıları, mide bulantıları görülebilir. Okula gitmemelerine, tamam okula gitme denildiğinde bu belirtiler azalır, kaybolur. Üzerine giderseniz okula gitme konusunda ağlarlar, gerginlikleri artabilir. Sakin kalarak bu şikayetlerin olabileceğini ve geçici olduğunu bilmeniz önemli. Tabii ki içinde bulunduğumuz bu pandemi sürecinde çocukların herhangi bir hastalık belirtisi göstermeleri çok daha fazla dikkat etmemiz gereken bir husus oldu. Burada tabii ki işte bu karın ağrısı, baş ağrısı gerçekten psikolojik olarak mı okula gitmeme için ortaya çıkan bir durum mu yoksa gerçekten bir hastalık belirtisi mi? Bunu ayırt etmekte zorlanabiliriz. O yüzden eğer çocuğumuzda işte sık sık karın ağrıları, baş ağrıları, işte mide bulantısı gibi şikayetler bu dönemde görülüyorsa önce bir sağlık kontrolünden geçmesini sağlamak, herhangi bir sağlık sorunu yoksa o zaman psikolojik olduğunu düşünüp değerlendirmek çok daha bu süreçte sağlıklı olacaktır. Çocuğunuzun okula başlamasıyla birlikte öğretmeni onun hayatında belki sizden sonra en önemli yetişkin olacak. Çocuğun gelişimini yakından takip eden öğretmenlerle işbirliği içerisinde olarak çocuğunuzun gelişimini tüm alanlarda destekleyebilirsiniz. Öğretmenle iletişim içinde olarak okulda kazandırılan bir davranışı evde destekleyerek çocuğunuzda bu davranışın kalıcı olmasını sağlayabilirsiniz. Öğretmeninizle tutum birliği içerisinde olmanız, çocuğunuzla ilgili bilgileri düzenli olarak paylaşmanız, eğitimlerine, toplantılara katılmanız tabii ki çok önemli. İçinde bulunduğumuz süreç tabii ki yüz yüze toplantı ya da eğitimlere fırsat tanımayacaktır ama online uzaktan eğitim yoluyla yapılacak etkinliklere, çalışmalara katılmaya lütfen özen gösterin. Hepimizin geçtiği okul yoluna ilk adımlarını atan çocuklarımızın kendine güvenen, bağımsız karar alabilen, sosyal, sevilen, mutlu, huzurlu ve en önemlisi de sağlıklı bireyler olarak yetişmesi temennisiyle hepinize hoşça kalın.